Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış 13 adım deneme sınavları AYT sayısal 2. adım 2. deneme sınavının matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 21. soruda kalmıştık. İlk kez bu videoyu açan arkadaşlara da hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesini koyuyorum arkadaşlar. Burada tüm AYT sınavlarının hepsini arkadaşlar onarlık gruplar halinde çözüyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm testi sırasıyla zaten bulacaksınızdır. Onar onar. Tüm AYT, birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Aynı şekilde arkadaşlar TYT'leri de çözdüm. TYT'ler için de yine oynatma listesi hazırladım. O oynatma listesinden de TYT'leri de bakabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size her zaman olduğu gibi konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım soruları çözerken. Der ki 21. soru. Şekilde fx eşittir eksi x kare artı 8x artı k eksi 14 ki aşağıya bakıyor. X karenin katsayısı negatif. Parabolünün tepe noktası B noktasıdır. Nefisim o. Harika. 3 tane OA bir tane BC yapar. Yani bu arkadaş K kadarsa bu arkadaş 3K kadardır. OA neresi? Şurası. Burası K kadarmış arkadaşlar. BC de şurası da 3K kadarmış. Evet, sen olayı anladın zaten. Buna göre K değerini soruyor. Nerede K? Ya burada K varmış. Bunlara A diyeyim ben. Bu 3A. Değil mi arkadaşlar? K'lar birbirine girecek. Tamam, şimdi oldu. Burada K varmış. Burası A kadar, burası 3A kadar. Tamam, yazdım bunu. Şimdi sevgili arkadaşlar, parabolde belki de en önemli noktalardan biri tepe noktasıdır. Bu arkadaş simetri eksenidir. Simetri ekseni de şu demektir. Bak, x eksenini kestiği noktalara baksana. C'nin B'ye olan uzaklığı, A'nın B'ye olan uzaklığı ile aynıdır. Burası 3A ise, burası da 3A'dır arkadaşlar. Sen bu durumda şunu söyleyebilirsin. Bak, şu arkadaş A noktası, apsisi A'dır. Şurasını da sayarsan 7A'dır. Değil mi? Evet. Sen aslında kökleri bir nevi buldun. X1 eşittir A, X2 eşittir 7A. Peki X1 artı X2 kaç arkadaşlar? Toplarsan 8A. Peki sen X1 artı X2'yi şuradan da bulamaz mısın? Bulursun tabii ki. Değil mi? Bak, söyle bana. Hatta bu 8A'yı bile söylememize gerek yoktu. Direkt X1 artı X2'yi yazabilirdik arkadaşlar. X1 artı X2 bölü 2 hatta. Tepe noktası R'ye kaydı değil mi arkadaşlar? R neydi? Eksi B bölü 2A. Zaten kökler toplamının yarısı. Onu yapıyoruz. Eksi B bölü 2A. Eksi B'yi söyle bana. Eksi 8. 2A'yı söyle. Eksi 2. Hop. 4. Sevgili arkadaşlar, burası 4 noktasıymış. Lafı da boya baya uzatmışız yani. Evelemişiz, gevelemişiz. Burası 4 tane A ve 4 ise demek ki burası 1 noktası, burası 4 noktası, burası 3 birim, burası da 1 birimmiş. Çünkü buranın 4 birim olduğunu bildim. 3 birim daha, burası da 7'ymiş. Zaten A'yı da 1 olarak bulmuş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Burası 4, kökler toplamı 8. 8A eşittir 8. A eşittir 1'i de kolaylıkla söylerim. K'yı sormuştu. Sevgili arkadaşlar, kökler ortaya çıktı. 1 ve 7. Kökler çarpımı ne benim? X1 çarpı X2, 1 çarpı 7. Yani 7. O da şu. C bölü A. K eksi 14 bölü A kaç? Eksi 1. Bu 7'ymiş arkadaşlar. K eksi 14 eşittir eksi 7. İçler dışlar çarptığında K eşittir 7 sonucuna kolaylıkla ulaşırım. Tamam, harika. Bütün şey bu. Belki çok kötü yazdım ki itiraf edeyim, bayağı kötü yazdım. Ama sen zaten söylediklerimi anladın. Bütün mesele şuranın 4 olduğunu bilmekle ya da şu 7A kısmı A'ya 7A kökler çarpımından ya da kökler toplamının 8 olmasından da yürüyebilir. Devam edelim 22 ile sevgili arkadaşlar. 22 de yine klasikleşmiş sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Sin 66 bölü sin 22 eksi cos 66 bölü cos 22 işlemin sonucu nedir? Bu arkadaşlar rasyonel sayılarda işlem olduğu için payda işleyeceğim. Cos 22 ile ve sin 22 ile genişletiyorum. Çarptığımda sinüs 66 çarpı kosinüs 22 eksi bu arkadaşı da sin 22 ile çarpıyorum. Sin 22 çarpı kosinüs 66. Bölü paydada da ne oldu şimdi arkadaşlar? Sinüs 22 çarpı kosinüs 22.
Ayarlanmıştır tabii ki, değil mi? Bak burada ne görüyorsun? Bu sana bağırıyor, çağırıyor, değil mi? Bu bir açılım. Neyin açılımı arkadaşlar? Sinüs 66-22'nin açılımı değil mi? Sinkos, sinkos. Öyle açıyorduk. O zaman benim yukarısı pay kısmım ne olur? Sinüs 44 olur. Bu da eli armut toplamıyor arkadaşlar. Şöyle yaparsın bak. 2 ile çarp, 2 ile böl. Ne yaptım? 1 ile çarptım. Herhangi bir şey değişmedi. Niye yaptım ben bu hareketi? Çünkü bu arkadaş sin çarpı kos gördük mü dayanamıyoruz. Buradan sinüs 2x çıkar. Bu da kimin açılımı? Bak 2 çarpı sinüs 22. Bu da sinüs 44'ün değil mi arkadaşlar? Bunu da biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Sinüs 2 alfa eşittir 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa cinsinin şeklinde açılır. O zaman bu arkadaş sinüs 44 bölü 2'ymiş. Yukarıyı aynen yazdım pay kısmını. Bu arkadaşı da ters çevirdim. Sinüs 44'lerle vedalaştım uygun bir şekilde. 2'yi buldum, işaretledim. Tamam mıyız arkadaşlar? Harika. 23 ile devam ediyoruz. Tanjant parantez içinde arksin 3 bölü kök 10 eksi ark kosinüs 3 bölü kök 10 işleminin değeri kaçtır? Arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlar gördün mü şudur. Bak arkın sonucu her zaman bir açıdır. Bu arkadaş alfadır. Arkın sonucu her zaman bir açıdır. Bu da betadır. Aslında bana tanjant alfa eksi betayı soruyor. Tamam. Ben alfa ve betanın kaç derecelik açılar olduğunu bilmem gerekmiyor. Ama şunu bilmem gerekiyor bunu çözmek için. En azından sevgili arkadaşlar tanjant alfa tanjant betayı bulayım. Çünkü bunun açılımını biliyorum ben. Değil mi? Tanjant alfa eksi tanjant betayı biliyorum ben. Açılımını tanjant alfa eksi beta. O zaman bunları bulalım. Gelin yazalım. Ne demek arkadaşlar bu arksin 3 bölü kök 10? Hangi açının sinüsü 3 bölü kök 10'dur? Gel yapalım. O açıya da biz alfa demedik mi? Evet. Bak burası alfa dik üçgen. Burası 3, burası da kök 10'dur. Konu kapanmıştır. Pisagor'u yaparsan bu arkadaşın karesi, bu arkadaşın karesi. Buradan burası 1 çıkar. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi gel betayı oluşturalım. Betayı da şuraya yaz. Tabii kötü bir çizim. 1 böyle, 3 böyle olmaz yani. Kosinüsü 3 bölü 10'muş. Arkadaşlar 3 bölü kök 10. Özür diliyorum. 3 bölü kök 10. Yine bir Pisagor bağıntısı yaptığında hop burası da 1 olmuş olur. Arkadaşlar alfa açısı ahan da işte bu. Beta açısı da bu. Bana istiyorsan şimdi amcaoğlunun göbek adını sor. Onu bile söyleyeyim. Trigonometrik değer olarak değil mi? Dik üçgende yakaladıktan sonra alfa betayı artık karada bana ölüm yok. Bunu açalım. Bu arkadaş neydi? Tanjant alfa eksi beta. Tanjant alfa eksi tanjant beta. Bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Konu kapanmıştır. Şu arkadaşın açılımını yaptık. Bunu da zaten biliyoruz. Tanjant alfayı oku. 3 bölü... Pardon ya. Tanjant alfa 3 bölü 1'den 3. Eksi. Tanjant betayı oku. Bu sefer 1 bölü 3'den 1 bölü 3. Hop. Bölü 1 artı 3 çarpı 1 bölü 3. İyi Allah'tan şu güzel çıktı. Paydan benim 2 değil mi arkadaşlar? 1 artı 1'den 2 oldu. Şu arkadaşı yapalım. 9, 3 dediğim şey 9 bölü 3'tür. Değil mi? 9 bölü 3. 9 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkartırsam 8 bölü 3 olur. Pay kısmım 8 bölü 3. Payda da bir 2 var. 1 bölü 2. Ters çevirdim. 8 şöyle sadeleştirelim. Bunu da 4 yapalım. 4 bölü 3 çıktı arkadaşlar sonuç. Anlaştık. Harika. Hepsi bu kadar. Gel devam edelim 24 ile. Ha bak 24. Arkadaşlar ABC bir üçgendir. ABC. Burası alfa, burası 2 alfa. 5, 3. Arkadaşlar 2 tane açı var. Ve bu açıların karşısındaki kenarlar var. Hemen aklına ne gelecek? Sinüs teoremi gelecek. O neydi? Şimdi konuşacağız. 5 üzerinde, 3 üzerinde. Alfa, 2 alfa. Kosinüs alfa değeri soruluyor. Hocam sinüs teoremi gelsene gelmesene ne yapacağız? Rahat ol halledeceğiz. Hatta çok güzel ayarlanmış. Arkadaşlar sinüs teoreminde olay neydi? Bak bu arkadaş gördüğü kenar 3 bölü bu arkadaşın sinüsü. Sinüs alfa eşittir. Bütün üçgenlerde bu böyledir. Gördüğü kenarla sinüsleri hep orantılıdır. 5 bölü sinüs 2 alfa.
İkisi de alfa cinsinden olaydı ne kadar güzeldi ama ben gene hallederim. Neden? Az önce taze taze antrenman yaptık 22. soruda. Bak sinüs 2 alfayı nasıl açmıştık? 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar 3 bölü sinüs alfa 5 bölü şimdi bu arkadaşı aç. 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Abo zaten bana kosinüs alfayı sormamış mıydı? Nefisiyim o. Karşılıklı her iki tarafı sinüs alfa ile çarpınca bu arkadaşlarla vedalaşırım. Şimdi kosinüs alfayı buraya alıyorum bak. Kosinüs alfayı buraya aldım. Burada bir 5 var. Bir de 2 var. Bunu buraya çıkarttım. Bak burada da bu çarpım halinde burayı da bölmeye alıyorum. Anlaştık. Ben bütün videolarımda bunu güzel güzel anlatıyorum arkadaşlar. 5, 2 çarpı 3, 5 bölü 6. Mezun A kazanım kavrama testleri, mezun B kazanım kavrama testleri. 3 adım TYT ve AYT'lerde arkadaşlar. Çok derin derin anlatıyorum. Hatta çoğu arkadaş hocam çok yavaş anlatıyorsun. Hızlı anlatsana diyor ama bak burada hızlı anlatıyorum şimdi. Oralardan bakınabilirsin. 25 numara diyor ki ABC ve ABD dik üçgen, dik üçgen, dik üçgen. Lerinde AB, AC'ye dik, AD'de BD'ye dik. Teşekkürler üzerinde verilmiş. ABD açısıyla DBC açılır birbirlerine eşit. Alfa, alfa. Ve AB'de arkadaşlar bana 1 olarak verilmiş. Buna göre löp lüp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakıyorum arkadaşlar hep trigonometrik şeyleri söylemiş. Uzunlukları trigonometrik açılar şeklinde yazacağım. Gelin yazalım. Arkadaşlar bak alfa 1 belli 1. Bak hem alfayı hem de 1'i işin içine katacak ne var? Bir sinüs alfa var. Sinüs alfa AD uzunluğu bölü 1 değil mi? AD bölü 1. Ana 1 arkadaşlar hani birim çember çalıştık ya o birim çemberin yarı çapının 1 seçilmesi hep bundan. 1 olsun ki uzunluklar direkt açı cinsinden ifade edilebilsin diye. Yani arkadaşlar bu AD değeri sinüs alfa kadardır. Konu kapanmıştır. Aynı şekilde BD de arkadaşlar kosinüs alfayı yazacak olursan BD bölü 1'dir. Yani dolayısıyla BD de buyur sana kosinüs alfa kadardır. Doğru mu? Doğru. Mesela burası da 2 tane alfa. Aynı şeyi AC için yazacak olursak gel buradan 2 alfadan oku. Biri işin içine katacak tanjant okursun değil mi? Tanjant 2 alfa eşittir AC bölü AB. Yani burası da arkadaşlar AC kadar olur. Şimdi AD sinüs alfa kadar. BD kosinüs alfa kadar. AC'de tanjant 2 alfa kadar. Ben buradan bir sürü şeyden yürürüm şimdi. Okuyalım. Alan ABC 1 bölü 2 çarpı tanjant 2 alfa birim karedir. Arkadaşlar ABC dik üçgendi. Dik kenarlar çarpı bölü 2 değil mi? Dik kenar bak burası tanjant 2 alfa. Çarpı 1 burası bölü 2. Evet bu da bundan başka bir şey söylemiyor zaten. 1 bölü 2 ile bunu çarpsana diyor. Doğru. ABD'nin alanı, ABD'nin alanı 1 bölü 4 tane sinüs 2 alfa. Bak sen. Arkadaşlar yazalım. Bak burada ne var? Dik kenarlarım sinüs ve kosinüs. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2'dir değil mi? Doğru. He, bak sen. Arkadaşlar bu numarayı şurada yaptıydık. Değil mi? Bak 22'de yaptıydık. Hemen yanında komşuda yaptık. Arkadaşlar burayı 2 ile çarp, 2 ile böl. Kim karışır sana? 1 ile çarptın. Bak bu kim? Bu işte sinüs 2 alfa. Vallahi doğru. Bak sinüs 2 alfa bölü 4. Bu da doğru. BC kenarı yani şu arkadaşta sekant 2 alfadır. Arkadaşlar sekantta sekant kosinüsün tersiydi değil mi? Bak BC'yi yazacak olursam da şuradan kosinüs 2 alfayı yaz bana. Kosinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 1 bölü BC. BC'yi çekecek olursam ne olur arkadaşlar? BC eşittir 1 bölü kosinüs 2 alfa yapar. Ki biz buna matematik dünyasında trigonometride ne diyoruz arkadaşlar? Sekant 2 alfa diyoruz. Bu da doğrudur diyoruz. Helal olsun diyor. E'yi işaretliyoruz. 26 numarayla keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Logaritma 5 tabanında 3. Burada çok büyük bir boşluk var orada çözeceğim. Logaritma 5 tabanında 3a'ymış arkadaşlar. Taşıyorum.
Olduğuna göre logaritma 45 tabanında 75 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Logaritma 45 tabanında 75. Buradaki boşluğu değerlendirmek istedim arkadaşlar. Ağaç israfını engellemek için. Kağıt az israf edelim ki doğamız korunsun. A olduğuna göre bu A'ymış. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım, ne edeceğim? Şu arkadaşın içinde şu arkadaşı yakalamaya çalışacağım. Ve A cinsinden ifade etmeye çalışacağım. Dikkat edersen bak bu 5 tabanında. O zaman ben şöyle yapabiliyor muydum? Logaritma A, B tabanında A'yı. Logaritma A bölü logaritma B şeklinde yazıyordum. İstediğim tabanda değil mi? X tabanında. Güzel. Onu kullanacağım. Şimdi bu benden istenen. Ben bu arkadaşı logaritma 75 bölü logaritma 45 diye bölüyorum. Hem de bak 5 tabanında 5 tabanı olarak bölüyorum. Çünkü logaritma 5 tabanında ben 75'i için ne yazabilirim arkadaşlar? 3 şeklinde bak 5 3 yakalayacağım ya. 25 çarpı 3 yazarım. 45'e ne yazarım? Logaritma 5 tabanında 9 çarpı 5 yazarım. Güzel. Arkadaşlar şimdi buraları anladın. Çarpım olunca toplanacak. Logaritma 5 tabanında 25 artı logaritma 5 tabanında 3. Bak yakaladım bir tane 5 tabanında 3. Bu arkadaş logaritma 5 tabanında 9 artı logaritma 5 tabanında 5. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kere bismillah. Şu arkadaş bir kere 1. Değil mi? 5 tabanında 5 1. Şu arkadaş 5 tabanında 3 A. Güzel. Şimdi şu arkadaşlarla ilgilenelim. Arkadaşlar lafı uzatmanın anlamı yok. 25 dedim 5'in karesi. Değil mi? 5'in karesi 2'yi de başa alırsam 2 buraya gelir. Logaritma 5 tabanında 5 1 olur. Burası 2, burası A. Yani 2 artı A. Bölü aynı şeyi şurada yaparım. Bu 9 dediğim şey 3'ün karesidir. Hop bu arkadaş başa gelir. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 yapar ki biz buna da ne demiştik baştan? A demiştik. Bu arkadaş da 2 tane A. Şuraya da helalinden bir 1 demiştik. Hadi buyur sana bu. Hadi bunu ara şıklardan bulalım. B şıkkı. Anlaştık. Güzel. Derdin onu elde edebilmek arkadaşlar. Bu tür logaritmik soruların şeyi de triği de budur ki ÖSYM merak eder. Ben sana söyleyeyim yani. Sorar mı? Sorar. 27 ile devam ediyor. A ve B gerçek sayılar ve alfa 0 ile pi bölü 2 arasında yani dar bir açı arkadaşlar olmak üzere. A tanjant alfa, B de kotanjant alfa eşitlikleri veriyor. Logaritma A tabanında B eşittir. Logaritma 2 tabanında kosinüs alfa olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır? Sen eğer kosinüs alfa değerini bulursan tanjant alfa değerini hayli hayli bulursun. Mesele kosinüs olmak. Arkadaşlar şimdi bak A, B tabanında A ile B arasında da bir ilişki vermişti. Zaten burada senin bir şeyi fark etmeni istiyor. O da şu. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1 değil mi arkadaşlar? Birbirini 90'a tamam aynı açıların tanjant ve kotanjantları çarpımı 1'dir değil mi? Gel gösterelim. Burası alfa A, B, C olsun. Tanjant alfa nedir burada arkadaşlar? A bölü B'dir. Kotanjant alfa nedir? B bölü A. Tam tersi çarparsam 1 olur. Buradan şunu fark etmeni istiyor arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değişmez zaten. Şu taban ile içerisinin çarpımları 1 ise bunun değeri eksi 1'dir. Nasıl mı? Gel yazalım. Bu durumda şöyle de diyebilirsin. Demek bu arkadaş çarpmaya göre tersi. Tanjant alfa eşittir 1 bölü kotanjant alfa dersin değil mi? Bunu da dersin. Bir başka deyişle A eşittir 1 bölü B dersin. Burada gördüğün üzere. Yani o zaman da şunu yazarsın. Logaritma A tabanında ya da B eşittir 1 bölü A dersin değil mi buradan? Bak B yerine de 1 bölü A yazıyorsun. Yani A üzeri eksi 1. Eksi 1 başa gelir. Eksi 1 çarpı logaritma A tabanında bak eksi 1 oldu. İspatını da yaptım. Sevgili arkadaşlar eksi 1 eşitmiş logaritma 2 tabanında kosinüs alfaya. Böyle durumda da ne yapıyordum? 2'nin eksi 1. kuvveti 2 üzeri eksi 1 eşittir kosinüs alfa. Yani bu arkadaşlar nedir? 1 bölü 2'dir değil mi arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1
1/2'dir. Kosinüs alfa 1/2 bu 60 derece değil mi arkadaşlar? Bilmiyorsan da şunu yap. Hop gel çizelim. Şurası alfa oldu. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu değil mi? 1'e 2 oldu. 30 derecenin karşısı zaten belli oldu. Burası da kök 3 oldu. Pisagor yaptın. Şimdi bana bunun neyini soruyordun? Tanjantını. Oku bakayım bana tanjantı. Kök 3 bölü 1'den. Kök 3. Tamam. Bundan sonra yani şurada bile bıraksam sen artık çözersin zaten. 28 numarayla devam edelim arkadaşlar. Ya ben bunu şimdi akşam vakti çözüyorum da biraz hızlı çözdüm. Hocam bunu çok kötü anlattın diyenler olursa biraz katılabilirim. Yani 800 bin tane video çekiyorum valla. Bir tanesinde de bu kadar kahrımı çekin arkadaşlar. Ama yine de mümkün olduğunca anlaşılır anlatmaya çalışıyorum. Evet devam ediyorum. 28. Elif ve Lina çok güzel isimler. İkisine de selam gönderiyoruz. Logaritmik cetveli kullanarak 1'den 64'e kadar olan doğal sayıların logaritma değerini hesaplamak istiyor. 1'den şeye kadar. Bu sayılardan her birinin elif 2 tabanındakini, elif 2 tabanındakini, sevgili Lina ise 5 tabanındaki logaritma değerlerini bulunuyor. Öbürü de Lina'ydı. Lina da 5. Evet. Bulunan sonuçları özdeş kartlara yazıp kutuya atıyorlar. Sonuçların yazılı hepsini de hatırlıyor. Bulunan sonuçları özdeş kartlara yazıp bir kutuya atıyorlar. Sonuçların yazılı olduğu kutudan rastgele bir kart alınıyor. Alınan bu kartın üzerinde yazan logaritma değerinin doğal sayı olma olasılığı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, şimdi bak Elif ne yaptı? Logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında 1'den 64'e kadar. Logaritma 2 tabanında 64'e kadar gitti. 1, 2, 3, logaritma 2 tabanında 4. Arkadaşlar, bak ez cümle neler? Şu arkadaş logaritma 2 tabanında 1, 0'dır değil mi? Güzel, bir tane elde ettin. Logaritma 2 tabanında 2, 1'dir. Logaritma 2 tabanında 4, 2'dir. Nereden anlıyorum? Arkadaşlar bunların tam sayı olabilmesi için logaritma 2 tabanında 2 üzeri x diyelim. 2 üzeri x olması lazım. Yani 2'nin kuvvetleri olması lazım. Bu durumda 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 logaritmanın içlerini söylüyorum. Logaritma 2 üzeri 4, logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5, logaritma 2 tabanında 2 tabanında 2 üzeri 6 ki kendileri de 64 yapar. Sevgili Elif'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayısı var arkadaşlar. Aynı şeyi burada düşünecek olursam logaritma 5 tabanında 1, bir tane var. Logaritma 5 tabanında şimdi 5'in kuvvetleri 5 üzeri 1, logaritma 25, 5 üzeri 2 değil mi? Şimdi logaritma 5 üzeri 5 tabanında 5 üzeri 3 dersen 125'e gidersin. Sınırları aşarsın. Sevgili Lina'dan da 3 tane geldi. Arkadaşlar olasılık neydi? Tüm durumlar istenen durumlar. Kutuda kaç tane? Kutuda kaç tane var? 64 tane Elif attı. 64 tane de Lina attı. Toplamda 128 tane var. Aman diyeyim bu ayrıntıyı da kaçırma. Peki tam sayı olanlar kaç tane? 7 tane sevgili Elif'ten artı 3 tane de sevgili Lina'dan 3. 10 bölü 128 oldu arkadaşlar. Gelin sadeleştirelim bunu. 2'ye böl 5, 2'ye böl 64. Aralarında asal böyle kalırlar. 5 bölü 64'ü işaretler sonra 29'u görür. Tünelin sonundaki ışık gözüktü dersin. Çünkü 30'da bitireceğim bu testi. Diyor ki bir geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamının ilk 3 teriminin toplamına oranı 28 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Arkadaşlar buram buram ezber kokan bir soru. İnşallah ümit ediyorum ÖSYM böyle sorular sormaz. Ezberi çok sevmediğini düşünüyorum ben ÖSYM'nin. O da şu. Arkadaşlar ilk 6 terim SN terimlerin toplamıdır. Geometrik dizilerde de arkadaşlar ilk n terimin toplamı a1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1'dir. Bunun uzun uzun ispatları da var. Yine ben sana buraya yazayım. Mezun b kazanım kavrama testleri
12. sınıf kazanım kavrama testlerinde detay detay anlatıyorum arkadaşlar. Orada bakabilirsiniz. 3 adım AYT'de bu formülleri çıkartıyorum. Yani bu durumda S6'yı söylesene bana. İlk 6 terim toplamına, ilk 3 terimin toplamına. O zaman arkadaşlar S6 şudur bak. S6 bölü S3. S6'yı yazıyoruz. A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1. Bölü, şunu şuraya yazalım. A1 çarpı, şimdi R küp eksi 1 bölü R eksi 1. Doğru mudur? Doğrudur. Şunları kafadan zaten yolladım. Şunları da ters çevireceğim şimdi. R eksi 1 bölü R küp eksi 1. Bunu ters çevirdim. Bununla çarpacağım ya. R eksi 1'lerle de vedalaştım ki şurada da vedalaşabilirdim. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? R üzeri 6 eksi 1 bölü R küp eksi 1 oldu. S6 bölü S3. Ki bunun da ben kaç olduğunu biliyorum. 28 bana verilmiş. Arkadaşlar boş durma. Burada ne görüyorsun? Tam kare farkı. R küp eksi 1 çarpı R üzeri 3 artı 1 görüyorsun değil mi? Bölü R küp eksi 1. Eşittir 28. Vedalaş vedalaş. R küp artı 1 28 ise R küp 27'dir. Net tesadüf R 3 çıktı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Zaten bana ortak çarpanı sormuş. Teşekkür ediyoruz. Ben bu soruyu daha önce de çözdüğümü hatırlıyorum, açık söyleyeyim. R'yi 3 bulmuştum böyle. Geldik 30. soruya arkadaşlar. Bu bölümün sonuncu sorusu. Genel terimi AN olan artan bir aritmetik dizide A1 A7 eksi A5 eşitliği verilmiş. A15'te A1 çarpı A3 denklemleri veriyor. Buna göre bu dizinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar öncelikle şuradan ben buraya bakıyorum, umutluyum. A1 bak, A1 cinsinden ve D, ortak fark D cinsinden bir şey bulurum. Burada da sevgili arkadaşlar aritmetik dizilerde D diyoruz biliyorsunuz ortak farka. Burada da yine A1 ile D arasında bir bağıntı bulurum. Çünkü ben A15'i de A3'ü de A1 cinsinden yazabilirim. Keza A7'yi de A5'i de. A1 eşittir. Bak A7 kimdir arkadaşlar? A1 artı 6 tane D'dir değil mi? Aralarında 6 tane D vardır çünkü. Yazıyorum. A1 artı 6 tane D. Eksi A5'i nasıl yazarsın? A1 artı aralarında A1 ile A5 arasında 4 var olduğuna göre 4 tane D yazarsın. Haklıyız mı? Haklıyız. A1 eşittir. A1 artı 6 tane D. Eksi A1. Eksi 4 tane D. A1'lerle vedalaş. A1 eşittir. 2 tane D. Harika. Bak A1 ile ilk terim ile D arasında bir bağıntı buldum. Şimdi şunu yaz. A15 kimdir arkadaşlar? A1 artı aralarında 14 var. 14 tane D. Eşittir. A1 çarpı, çarpıymış. Buraya da A1 artı yazdık değil mi? Güzel. Tamam, çarpalım. A3. A3 kim arkadaşlar? A1 artı 2 tane D. Konu kapanmıştır. Şimdi A1 gördüğün yere 2 tane D yaz. 2D artı 14 tane D eşittir. 2 tane D, A1 gördüğüm yere yazıyorum. Buraya da 2D yazdın, ne oldu? 4 tane D oldu. Harika. Topladım ben burayı. 16 tane D eşittir. 8 tane D çarpı D. Çünkü birazdan sadeleştireceğim ya. D'lerle vedalaş. D eşittir 16 bölü 8'den 2. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar D 2 ise A1 zaten bunun 2 katıydı. A1'de 4 bulunur. Nefisiyim o. Şimdi bana ilk 15 terimin toplamı. Yine arkadaşlar bunların ispatlarını ben sana trilyon kere yaptım. TYT'nin temel kavramlarında yaptığın şeyin aynısı yani. Bütün toplam arkadaşlar ilk 15 terim dersen hani A1 parantezini alarak da yürüyebilirsin sevgili arkadaşım. Ben sana formülünü söyleyeyim direkt. N bölü 2 çarpı 2 tane A1 artı N eksi 1 çarpı D'dir arkadaşım. Ortak fark. Bu da aslında şudur bak. Bu toplamları arkadaşlar terim sayısı çarpı ortancaydı ya. Bak şurası aslında şu bölü 2 dediğin şey ortanca. İlk terimle son terimin toplamıdır bu. Tamam mı? İlk terimle son terimin toplamı. A1 artı AN'dir. Görüyorsun iki tane. Bu da bölü 2.
N de ortak top, terim sayısı işte. 15 çarpı A1'i kaç bulduk? 4 bulduk. 2 çarpı 4, 8 artı 15, 14 değil mi? 15, N'ye 15 yazdık. D'yi de 2 bulmuştuk arkadaşlar. 2 bölü 2. Bu ortanca terim, bu da terim sayısı. Burası kaç yapıyor? 28, 36 bölü 2, 18 mi arkadaşlar? 18, burası 18. 15 çarpı 18, bu da bak 10 ile çarpsan 180, 5 ile çarpmak bunun yarısı demek, 270 yapar arkadaşlar. Anlaştık? Güzel. Neredesin? Buradasın. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar geometri soruları için, yani 31. sorudan devam için ben buraya linkini de koyarım. Buradan zıplayabilirsiniz oraya, buraya tıklayarak. Ya da en güzeli söylediğim baştan, videonun başında söylediğim gibi buraya linkini koydum zaten oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bütün testleri zaten sırasıyla sıralanmış halinde bulabilirsiniz. TYT oynatma listesini de hatırlatırım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.